Merhaba sevgili masal sever. Bugün sana Zeynep ve Nadia masalını anlatacağım. Ama istersen sen de birmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Zeynep ve Nadia. Zamanın birinde çok güzel bahçeli evlerin ve sokakların olduğu harika bir mahallede geçiyor masalımız. İki küçük kız çocuğu varmış. Bunların ismi Zeynep ve Nadia'ymış. 8 yaşına kadar birlikte büyümüş bu iki kız arkadaş. Zeynep orada bir akrabasının yanında kalıyor. Nadia ise kendi anne ve babasıyla birlikte kalıyormuş. Evleri birbirine çok yakınmış. Bu yüzden her vakitlerini birlikte geçirirlermiş. Evlerinin önünde oyunlar oynar, eğlenirlermiş. Yakınlarda bir nehir varmış, bazen oraya gidip balık tutarlarmış. Balık tutmaya giderlermiş ama gerçekten hiç balık tutamazlarmış. Sonra ayaklarını suya sokup orada birbirlerine su atıyorlarmış. Bu şekilde onlar için çok eğlenceli bir gün olurmuş. Bazen de su ve toprağı birleştirerek çamur yaparlarmış. Daha sonra çamurdan eşyalar ve hayvanlar yaparlarmış. En büyük oyunlarından birisi de buymuş. Bazen çok fazla tartışırlarmış. Birbirleriyle kavga eder, sonra küserlermiş. Ama birbirlerini o kadar çok severlermiş ki dayanamayıp hemen geri barışırlarmış. Aradan zaman gelmiş gitmiş, gelmiş gitmiş. Artık ikisi de okul çağına geldiği için birinci sınıfa yazılmışlar. Okula birlikte gidip geleceklermiş. Bu yüzden aileleri onları tembihlemiş. Okula el ele tutuşup gidin ve birbirinizin elini bırakmayın diye. Aynı zamanda aileleri para verilmiş. Okulda kantinden bir şeyler alıp yesinler diye. İki küçük kız okuldan gelince birlikte ders çalışmaya başlarlarmış. Derse başladıktan bir süre sonra Nadia hemen oyun oynamak istermiş. Çünkü ders çalışmaktan çok sıkılırmış. Zeynep de önce derslerini bitirmek istermiş. Bu yüzden de tartışırlarmış. Ama sonra hemen tatlıya bağlanırmış. Çünkü küs kalamazlarmış. Birinci sınıf bu şekilde gelmiş, geçmiş, bitmiş. Zeynep'in ailesi onu yanına çağırıyormuş. Bu duruma en çok Nadia üzülmüş ama yapabileceği bir şey yokmuş. Zeynep ailesinin yanına gitmiş. Aradan yıllar geçmiş. Zeynep birkaç kere akrabalarının yanına gelmiş ve Nadia ile hasret gidermişler. Sonra aradan yıllar geçmiş. Zeynep ve Nadia uzun bir zaman görüşmemiş. Uzun zaman sonra Zeynep'in akrabaları artık bizimle değilmiş. Bu yüzden Zeynep akrabalarının yanına gidememiş ve Nadia ile de tamamen iletişimi koparmışlar. Ama Zeynep hep düşünüyormuş, nasıl bulurum ve ederim diye. Aradan 25-30 yıl geçmiş. Zeynep bir şekilde arkadaşının ablasına ulaşmış. Nadia'nın telefon numarasını istemiş ve Nadia'yı aramış. Nadia çok şaşırmış ve çok mutlu olmuş. En kısa zamanda görüşmek için birbirlerinden söz almışlar. Daha sonra Zeynep Nadia'nın kaldığı yere gitmiş ve birlikte bir gün geçirmişler. Artık daha çok iletişim kuracaklarını ve bağlarını koparmayacaklarına dair söz vermişler. İkisi de anlamış ki önemli olan kaç yıl geçtiği değil, önemli olan arkadaşlarımızla birlikte güzel zamanlar geçirmek ve onlarla güzel hatıralar yaratmak. Bu arkadaşlık bağını güçlendirirmiş. Bu yüzden yıllar geçse de birbirlerini hiç unutmazlarmış. Ya masal arkadaşım, arkadaşlık bağı ne kadar önemli değil mi? Yine bir masalın daha sonuna geldik sevgili masal arkadaşım.
Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni hemencecik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.